Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde karekökle YS Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen testlerinde 4-5-6'yı çözeceğiz. Geçen dersimizde 1-2-3'ü çözmüştük. Bu dersimizde de dikdörtgeni bitireceğiz inşallah. Evet, birinci soruyla başlayalım. Şimdi alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Eş dikdörtgenlermiş arkadaşlar bunlar. Bunlar eş dikdörtgenlerse çizilen köşegenle bu çizilen köşegen aynı değil midir? Şu köşegen çizsem alakası oluyor. Bakın şu köşegen çizdiğim zaman yalnız eş dikdörtgen olduğu için köşegenler de birbirine eşit olmak zorunda. Yani şurada bir x kenar çıktı. Bu arada 40, 90. Burada kaç nedir arkadaşlar? 50. Madem eş dikdörtgenler, üçgenler de eş. Kısa kenarı gören 40'sa kısa kenarı gören buradaki de 40'tır. Yani burada kaçı da 50 derece yapıyor. Hatta burada kaçı 50 derece, burada kaçı da 40 derece yaptı. Bakın ne çıktı burada? Ne çıktı burada? 1,90 derece çıktı. Ve ikizkenar dik üçgen çıktı. Yani açılarımız 45-45 derece. 45-45 derece. Sonra tamam, bunun 90 derece olması lazım. 40-45 daha 85. Buraya kaç derece kaldı? 5 derece kaldı. Burası da 90 olduğu için arkadaşlar, iki iç açın toplam bir dış açı ya da 5 ise burası 85 derseniz 90'a 180'e tamamlayalım. 95 diyebilirdiniz, fark etmez. Ben 90 ile 5'in toplamından yaptım, yani 95. Birinci sorunun cevabı Edirne. Geldik ikinci soruya. AC ile BE birbirine eşit verilmiş. BE ile AC birbirine eşit verilmiş. Bakın köşegenle alakası bir yerde bir eşitlik verilmişse bu çoğu dörtgenlerde, işte çoğu çokgenlerde geçerlidir. Diğer köşegeni de siz çizin arkadaşlar. Diğer köşegeninde ben çizdiğimde dikdörtgende köşegenler birbirine eşit ya. Bakın eşitliği koyduğumda ne çıktı burada arkadaşım? İkizkenar çıktı. Yani alfa ise burada kaçı da nedir? Alfa. Sonra iki iç açı toplam bir dış açıdan burası 2 alfa. Bu arada şunların hepsi birbirine eşit değil miydi? Köşegenler kısa parçalar arkadaşlar. 2 alfa ise şuradaki ikizkenarlıktan dolayı 2 alfa ise burası da 2 alfa. Ve dikkat edin, 108'e baktığınızda şu üçgen 2 alfa, alfa ve 108'in toplamı 180. Yani 3 alfa artı 108 eşittir 180. Buradan 3 alfa eşittir 72. Alfayı da buradan ne buluruz arkadaşlar? 24 derece buluruz. Cevap Ceyhan. Geldik 3. soruya. Evet, dikdörtgen 20 derece var ve x isteniliyor bizden. 8'e 16 verilmiş. BD uzunluğu da 8 demiş. Neredesin BD? Arkadaşlar bir kere hiç soruda BD'ye de 8 vermiş. Bu köşegenle bu köşegen, diğer köşegende çizsem diğer köşegende 8 yapmaz mı? Tamam, burası da 8. Daha başka bir şey var mı arkadaşlar burada? Maalesef yok gibi duruyor. Bu arada şu 90 bu 90 olduğu için Z'den dolayı burada kaçı da 20 derece, bunu da yazalım. Başka yapacak bir şey yok. Ek çizim düşünmeliyim. Şekilde 90 derece varsa çizilebilecek ek çizim hangisidir? Muhteşem üçlü değil midir? Madem 16 vermişler, şuradan çizmek daha mantıklı. Şuradan çizelim. 8, 8. Muhteşem üçlüden dolayı 8. Bakın ne çıktı burada? İkizkenar. 20 ise 20. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 40. Ve şurada da bir ikizkenarlık çıkmadı mı arkadaşlar? Bakın şu köşegeni çizdiğimizde de 8 olmuştu burası. Burası 8, burası 8. Yani ikizkenar 40 ise burası da 40. Bakın burada kaçı kaç derece çıktı? 60 derece çıktı. Burada kaçı da kaç olacak o zaman? 30. Şimdi x isteniyor. Şu dik üçgene bakalım o zaman. Şu dik üçgende 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı direkt nedir arkadaşım? 4 değil midir? Yani cevap Adana. Geldik 4. soruya. BD ile CE birbirine eşit. Bakın yine köşegen ve alakasız bir yerde bir eşitlik var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer köşegeni de siz çizin. Şu köşegenlerin eşit olduğunu gösterin. Çünkü bakın şu köşegende şu köşegen eşit. Burada da ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Bu arada şu parça, şu parça, şu parça, şu parça eşit. Yani 30 ise burası da ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Sonra madem ikizkenar çıktı, şuradaki açı ile şuradaki açı eşit ve ikisinin toplamı 30. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıdan 15, 15 oldu. 15, 15. 15, 90, 75 yapacak. Buraya ne kaldı? 60 derece. Zaten burası da 60 derece. 60, 60, 60. Başka şuradaki saçma bir şeyi vermiş değil mi? Dikdörtgen bu. Buradaki uzunluğu vermiş. 30, 30, 60. Burada kaçı? 120. 60, 75. Burada kaçı da kaç? 45 derece. Burada kaçı da 45 derece yaptı.
Şimdi aslında 6'ya yoğunlaştığınız zaman arkadaşlar, şurada bir şey görüyorsunuz. Hocam burada 45 var, burada da 60 var. 6 ve x. Şu 45 ve 60'ı kullanabilirim ben. Bir dik çizebilirim, değil mi? Oradan yapabilirsiniz aslında. O zaman madem burada kaçıyı ben 45 derece buldum. Kafa karışıklığı olmasın, şunları sileyim. Şurada kaçının 45 derece olduğunu göstereyim. Madem burada kaçıyı 45 bulduk ya. Şuradan burası da 60 ya. Şuradan bir dik çiz, gerisinin devamını getir. 45, 45, 90 üçgeni ve burada da ne çıktı arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise dik kenarlar 6 bölü kök 2 değil midir? 6 bölü kök 2, yani kök 2 ile çarptığımız zaman 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 eşit oldu. 3 kök 2, 3 kök 2. Ve bu arada 60'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı 3 kök 2'nin kök 3'e bölünmüş hali. 3 kök 2'nin kök 3'e bölünmüş hali. Kök 3 ile çarptığımız zaman 3 kök 3, 3 kök 6 bölü 3'ten kök 6 yaptı burası. Ve 30'un karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı da 2 katı, yani 2 kök 6 olacaktır. Cevap 2 kök 6. Sorun başında ne yaptık? Şu garip yerdeki eşitliği kullanmak için, şununla şunun eşitliğini kullanmak için şunu çizdim. Tek amaç şuradaki 45 dereceyi bulmakmış. 45'i bulduktan sonra da zaten şekil karışık olmasın diye sildim. 45'i bulduktan sonra buradan dik çizdim ve olay bitti arkadaşlar. Evet, 95. sorudayız arkadaşlar. 90 derece var burada. Bunlar da eşit. Ekstra 90 varsa alfa beta'ya giriyorduk. Dalalım alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa dedik, kaldık. Yalnız şuradan bir dik üçgen oluşturursam bakın benzer üçgenler oluşuyor. Karşımıza çıkıyor. Burası da beta ve şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındaki 90'ın karşısındakilere eşit eş üçgen oldu. Burası 6 ise burası 6 değil mi? Şurası x ise burası x'i de yazalım. Bu arada dikkat edin. Şurası 6, burası da 6. Burası da 6 eksi x oldu değil mi? Onu da yazalım. 6 eksi x. Şimdi şu üçgenle şu üçgen eş üçgen değil mi? Burada alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 6. Beta'nın karşısı 6 eksi x ise beta'nın karşısı 6 eksi x. Sonra x ise x. Sonra 6 eksi x burası, 6 burası, toplamda 12 eksi x burası, 12 eksi x burası. Bizden de ne isteniliyor? Çevre. Toplayalım. Toplayalım. Şurası kaç? 6. Burası kaç? 6. 12. Burası kaç? Nereye gittin sen ya? Şöyle yapalım. Pardon arkadaşlar. Heh, sayıyorduk. Burası 6. Burası 6, 12. Burası da 6, 18. Şurası 12 yaptı. 18, 12 daha kaç? 30. Burası da 6. 36 yaptı arkadaşlar topladığımız zaman. Cevap 36. Cevap Balıkesir. Geldik 6. soruya. BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Tamam. Bakın şurada bir eşitlik verilmiş. Arkadaşlar şu kenarortay köşegenler de birbirini ortaladığı için bu da kenarortay değil mi? O zaman kenarortay kenarortay. Burası ağırlık merkezi oldu. 4 ise 1'e 2 orandan dolayı 4 ise burası direkt 8 değil midir? Ve şu uzunlukla da şu uzunluk eşit. Yani burası da 12 yaptı. Ve bizden BD uzunluğu isteniyor. Köşegenler de birbirine eşitti. Burası 12, 12, 24 ise burası da 12, 12, 24 yapacaklar arkadaşlar. Yani cevap Edirne. Geldik 7'ye. 18 ise 18 ne kaldı buraya? 12 kaldı. 9, 12, 15. Bunun tamamı 15. Ve bu arada arkadaşlar burada oranlama istenildiği için kelebeğe dikkat ediyorum. Çünkü şu x uzunluğu isteniliyor ya. 18'e 12. 18 bölü 12 nedir? 18 bölü 12. Bölü 6'ya 3, bölü 6'ya 2. Yani burası 3a ise burası 2a yapacaktır arkadaşlar. 3a'ya 2a. Toplamda şu uzunluk 15 bulmuştuk. 15 yazmıştık. 5a eşittir 15 ise a eşittir 3 yaptı. Ve bizden 2a isteniyor. A yerine 3 yazdığımızda cevap kaç yapıyor arkadaşlar? 6 yapıyor. 7. sorunun cevabı Denizli. Geldik 8'e. Arkadaşlar bir kere ben şu x'e ait bir dik üçgen oluşturmalıyım. İster buradan dik çizin, ister buradan dik çizin. Sanki buradan dik çizince karışacak. Yukarı doğru dik çizmek lazım ama ilk önce oranlamaları da kullanmak lazım istersek. İsterseniz kullanalım. 6 ise bunlar 3, 3 değil midir? 3, 3. Sonra yukarı doğru şu diki kullanmak mantıklı. Bir kere bu diki de çizmeden önce şu kelebeği görmüşsünüzdür inşallah. Bu dikte bu kelebekte arkadaşlar 1'e kaç oran var? 1'e 2 oran var değil mi?
Hemen yazalım o 1'e 2 oranı. Yani burası A ise burası nedir? 2A. A ise 2A. Hatta ben buradaki A'yı da bulabilirim 3A'yı. 6, 12 dik üçgen var. 6, 12, 6 kök 5. Yani 1, 2 kök 5 üçgenden 3A eşittir 6 kök 5 ise A'yı da buradan 2 kök 5 buluruz. Yani 2A 4 kök 5 yaptı. Sonra bu diki çizdik ve bunun devamını getirelim o zaman. Arkadaşlar şurada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olmayacak mı? 1'e 2. Temel orantıda 1'e 2 oran var. Yani burası n ise burası 2n. Toplamda 3n 12 eşit. 3n eşittir 12 ise n'i buradan 4 bulduk. Yani burası kaç çıktı arkadaşlar? 8. 2n. 2n 8. N'i 4 bulduk çünkü. O yüzden burayı da 8 yazdık. N de kaç çıktı? 4 çıktı. Bu arada buradaki Pisagor'dan ilk önce şurayı bulalım. 8 var, 4 kök 5 var. 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı direkt burası 4 yapmaz mı? 4 yaptı burası. Değil mi? 4, 8 olursa 4 kök 5 olacak. Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Ve buradaki dik üçgenden de 4, 4. X kenar dik üçgen direkt 4 kök 2 olmaz mı cevap? Yani Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ay çok pardon. Hastayım biraz da. Geldik. Alanı 16, çevresi 18 olan bir dikdörtgenin köşegeni nedir diye soruluyor. A dedim, B dedim. Alanı 16. A çarpı B eşittir 16. Çevresi de 2A artı 2B eşittir 18. Yani A artı B eşittir 9. Bizden köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Şu X uzunluğu. Normalde X kare eşittir A kare artı B kare değil midir arkadaşlar? A kare artı B kare de matematikte öğreneceksiniz, öğrenmediyseniz bile. A artı B'nin parantez karesi eksi 2AB eşit arkadaşlar. A artı B'yi 9 bulduk. 81 eksi 2AB 32. 81'den 32 çıkartırsak kaç kalıyor dostlar? 49 mu kalıyor? 49 kaldı. Bu da X kare eşittir arkadaşlar 49. Yani X'i de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. 9. sorunun cevabı. Ceyhan çıktı. Geldik 10. soruya. 90 olduğu için 45-45 değil midir dostlar? Yani 45 ise 90 ise burası da 45 derece çıktı. Ve dik üçgen. Şimdi 45-45-90 üçgeni 6 bölü kök 2. Artık arkadaşlar alışmışsınızdır büyük ihtimalle. 6 bölü kök 2 ile genişletiyorsunuz. Yani ben direkt yazıyorum. 3 kök 2, 3 kök 2. Ve alan ABCD isteniyor. Bakın burası kaç? 5 kök 2. Değil mi? Burası da 3 kök 2. Direkt şu kenarlar çarpımı değil miydi alan? 5 kök 2 çarpı 3 kök 2. Yani kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 5 kere 3 15. 15 çarpı 2 de kaç yapıyor arkadaşlar? 30 yaptı. 10. sorunun cevabı Ceyhan. Geldik 11'e. Arkadaşlar direkt h kare eşittir p çarpı k'dan. H kare 1 çarpı 9. Yani 9. H da buradan kaç çıktı? 3 çıktı. Şu alanı bulursak olay bitti. Çünkü paralel kenar gibi düşünün. Bu alan tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Burası kaç? Tabanımız kaç? 10. Bu üçgenin alanı kaç yapıyor o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 3 bölü 2. Yani 30 bölü 2'den 15 yaptı. Bu alan 15 ise dostlar. Bu alan 15 ise diğer yan tarafta 15'tir. 15, 15, 30 bize tüm alanı verecektir. Yani cevap Denizli. Geldik 12'ye. Yine alan soruluyor. Tabanına ait yüksekliği bulsak ki buluruz zaten. Çünkü 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4 taş özelliği yok muydu? 4 taş 12 ise haşa 3 bulduk. Üçgenin alanı o zaman 12 çarpı 3 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 18 yaptı. Burada kalan 18 ise diğer yarısı da 18 ve 18, 18, 36 12. sorunun cevabını verecektir bize. Geldik 13'e. Alan ABC'de 64. Bakın dikkat edin. Bu tabana ait yükseklik ve zaten bizden DE tabanı isteniyor. Şuraya X dersem. Hemen bir üçgen oluşturayım madem DE tabanına ait. Bakın şunu çizdim. Paralel kenardaki gibi şu alan tüm alanın yarısı değil midir arkadaşlar? Değil mi? Tüm alan 64 ise burada kalan 32. 32 alanında taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani X çarpı 8 bölü 2 eşittir 32. 4. 4 kere 2. 8 buluruz cevabı. 13. sorunun cevabı Adana. Geldik 14'e. Şimdi dikkat dikkat yine alan isteniliyor. Bakın şurada bir üçgeni çizecek olursam burada 8 tabanına ait 4 yükseklik olmuş oldu. Şu üçgende dikkat edin arkadaşlar. 8 tabanına ait 4 yükseklik. Geniş açılı olduğundan dışarıya doğru düşmüş. Yani bu üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2 değil midir?
8 çarpı 4 bölü 2. 32 bölü 2'den 16 yaptı. Madem oradaki alan 16. Haydi alan dağıtmaya kardeş. Çift çizgide kalan 16 ise çift çizgide kalan yine 16. 16 16 burası 32 ise burası da 32 olacaktır. Ve tüm alan ne yapıyor dikdörtgenin alanı? 32 burası. 32 burası 64 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap Edirne. 14. sorunun cevabı Edirne. Geldik 15'e. Bir kere şunları eşit verilmiş. Bunlardan uyanmalıyız dostlar. Şunları eşit. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman bu da ayrı bir dikdörtgen olmaz mı? Çünkü hem bunlar paralel hem de birbirine eşit. Yani paralel kenar oluştu. 90 derecelik paralel kenar, yani bir dikdörtgen yani şurası, değil mi? Üst tarafta aynısı. Dikdörtgen ya. Burası çizgi dersem, burası çift çizgi artı çizgi. Burası da çift çizgi artı çizgi. Çizgi olacak yani. Alan ABCD 48'di vermiş. Arkadaşlar burada kalan A ise, bakın şu yarısı değil mi? Şu dikdörtgenin. Burası ne olacaktır? 2A olacaktır. Şu dikdörtgenin alanı 2A. Buraya B dersem bu dikdörtgenin alanı ne yapacaktır arkadaşlar? 2B. Çünkü şu yarısı paralel kenardaki gibi düşünün. Burası da 2B. Zaten 2A artı 2B 48 vermiş. Alan ABCD'yi topladığınız zaman 2A artı 2B ya. 2A artı 2B eşittir 48 ise A artı B'yi kaç buluruz buradan? 24 buluruz. Zaten bizden de ne isteniyor? Taralı alan. A artı B isteniyor. O da 24'tür arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Geldik 16'ya. Şimdi şu açıortaylığı kullanmam lazım benim. Açıortaylık verilmiş. Bir de BD'ye 24 derece vermişler. 24 derece diyorum pardon. 24 birim uzunluğunda vermişler. Şu uzunluğu. Şimdi ilk akla ne geliyor? Burası 90 derece olduğu için hemen kollarda çizilen dikmelere geliyor değil mi arkadaşlar? Açıortay kola dik çizmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Burası da 8 oluyor. Ama burada 24 çarpı 8 bölü 2'den şu üçgenin alanını bulmuş oluyoruz biz. Bu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı arasında bağlantı kurabiliyor muyuz? Aslında kurarız da biraz değişik olacak. Buradan gitmeyeyim arkadaşlar. Buradan biraz sıkıntı oluyor. Şuraya x, x dersem, burası da y ise arkadaşlar, burası 2x ise karşısı da 2x'tir. Bizden ne isteniyor? X çarpı y bölü 2 isteniyor. Bakın açıortayda kollar oranı tabanlar oranı eşit değil mi? Bakalım x çarpı y oradan gelecek mi? 2x bölü 24 8 bölü y'ye eşit. 2x bölü 24 eşittir 8 bölü y'ye eşit. Buradan 2'ler gitti. 12 kaldı. X çarpı y'yi kaç bulduk? 8 çarpı 12 bulduk. Yani 96 bulduk. Bizden de ne isteniyor? Şu alan. O da x çarpı y bölü 2. Yani 96 bölü 2. Yani 48 yapacaktır arkadaşlar. 16. sorunun cevabı Denizli. Geldik test 5'e. Evet. 4, 8, 12. Burası da 12. Ondan sonra ne yapmamız lazım? Burası da 16. Burası da 16. X isteniyor bizden. Tamam. Şimdi bir kere ekstra 90 var. Alfa beta'ya dalalım. Alfa beta alfa. Şimdi bir kere şu beta ise z'den dolayı burası da beta. Burası da beta değil mi? Yapacak bir şey yok. Dik üçgen şey yok. Alfa beta üçgen yok. Ama burada x kenar var. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim bakın. Hop çizdik. En azından ne oluşmuş oldu burada? Beta 90 burası da alfa ya da beta 90 burası da alfa olmuş oldu. Bunlar da tabanı da iki eş parçaya böldü. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer olmadı mı arkadaşlar? Hatta çok güzel bir benzerlik çıktı burada. Şu üçgen ve şu üçgendeki benzerlik oranı kaça kaç? 90'ın karşısı 8, 90'ın karşısı 16. 1'e 2. Burası 6 ise o zaman burası direkt küçük üçgen buydu. 3 olacak. Ve burası 16 ise burası da 16 olacağından buraya ne kaldı? 13. Birim uzunluğu kaldı. Yani cevap Adana. Geldik ikinci soruya. AE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 2K. K iken 2K vermiş. Toplamda 3K'yı da zaten 12 vermiş. K'yı da buradan ne buluruz? 4 buluruz. Yani burası 8, burası 4 çıktı. EF çarpı EC soruluyor bize. CD'ye 12 vermiş. EF çarpı EC. Arkadaşlar 90 derecede var. Alfa beta'ya gir diye bağırıyor değil mi soru? Hemen alfa'ya girelim. Alfa, beta, ters açıdan beta. Burası da alfa yaptı. Bakın şu üçgenle şu üçgen ne yaptı? Benzer oldu. Hemen benzerliği uygulayalım. 90'ın karşısı 4'ün 90'ın karşısı EC'ye oranı. 4 bölü EC. Eşittir. Buradan başlamıştık 4'ün. Alfa'nın karşısı FE'nin ya da EF'nin
Alfanın karşısı EF'nin, alfanın karşısı 8 oranı. EF'nin 8 oranı ise EC çarpı EF ne çıktı arkadaşlar? Direkt 4 kere 8 32 çıktı. Zaten bizden DF çarpı EC isteniyor. Cevap C. Geldik 3. soruya. Vallahi hemen şurası 90 ya. Ne geldi aklınıza? Kolları silen dikmeler nerede eşit? Açıortaydı değil mi? Hemen hop çizdiniz. Bu da açıortay olur demez misiniz arkadaşlar? Dersiniz değil mi? Hatta kolları silen dikmeler eşit, ayrıldıkları yerler de eşit. Yani x ise burası da direkt ne yapar arkadaşlar? X yapar. Bakın şurası 8 ise burası da ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Cevap Balıkesir. Evet, geldik 4'te. Burada ne var? 16 var, 14 var. Eyvah, dik üçgen sıkıntılı gibi duruyor burada. Burası 14. Burası 16. Ve bunlar da birbirine eşit. Şimdi şunu yapabiliriz. Pisagor bağıntısı, ama çok saçma bir Pisagor bağıntısı geliyor. 16'nın karesi ve 14'ün karesinden burası bir kere çok saçma gelecek. Hadi bunu bulduk diyelim. Bunu bulduktan sonra şurası çıkacak. Şu üçgende de kenarortay teoremi uygulayabilirim arkadaşlar. Çünkü burası belli, burası belli, burası belli. 2 çarpı 16'nın karesi, kolların kareleri toplam eksi tabanın karesi bölü 2'dir. Büyük ihtimalle kolay bir yol var burada arkadaşlar. O kolay yolu düşünmeliyiz. Sizce ne yapmalıyız burada? X'e ait bir dik üçgen oluşturmalıyız değil mi? Şuradan dik çizersem, ama biraz saçma oluyor. İçeriye doğru geçmiş oluyor. Bakın çok güzel bir şey yakaladık. Şuradan dik de çizebilirim ben X'e ait. Ve çok güzel bir şey oluştu. Diki şuradan oluşturursam, dışarıdan bulursam çok güzel oluşuyor. Çünkü niye? Bakın. Şurada burası da 90. Şununla şu paralel oldu. Burada kaça kaç oran var? 2 tane çift çizgiye 1 tane çift çizgi. Yani 2A'ya A, 2A'ya A. Yani burası ne oldu o zaman? 7 oldu. Cevap büyük ihtimalle 25. 7, 24, 25 üçgeni. Bir de burası 16 ya. Burada 14 bölü 21, yani 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 eşittir 16 bölü A diyelim. 16 bölü A. 8 katı 8 katı 24 yaptı o zaman burası. Evet. Ve Pisagor bağıntısı 7, 24 ne üçgeni arkadaşlar? 25 üçgeninden cevabı 25 buluruz. Evet, geldik 5. soruya. A demiş, B demiş. FC uzunluğu K iken BF uzunluğu 2K. Hemen alan dağıtalım kardeşim. K'da kalan A ise, B ise 2K'da kalan 2B'dir. 2B'dir. Bu arada bu alan tüm alanın yarısı değil mi? Geri kalanlar da yarısı. Yani 3B, A artı 3B'de burası da A artı 3B yapacak. Hemen onu da yazalım. Burası da A artı 3B yaptı. Alan ABFE isteniyor. A artı 3B ile 2B'nin toplamı. A artı 3B ile 2B'nin toplamı. Yani A artı 5B yapıyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik bir sonraki soruya. 6. soruya. Alan AGD. O 8. BHC. Arkadaşlar yamuğu görmedik ama size yamukta şunu söyleyeyim. Yamukta yanaklar birbirine eşit. Yani yan taraftaki şu alanla şu alan birbirine eşittir arkadaşlar. Yamuk sorusu aslında bu. Çünkü şunu şöyle çizdiğimizde şurada bir yamuk değil mi? Şu yamuk. Yamukta yan taraftaki alanlar eşit. 8 ise burası da 8. Yan tarafta da bir yamuk var bakın. Karşılıklı alt taban üst taban. Burası 10 ise burası da 10. Ve toplamda alan kaç yaptı? 18 yaptı. Evet. 8, 4. DFK 52. EFC. EFC 12. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya A diyelim isterseniz. Her ikisinde de ortak. Hem bu dik üçgende hem bu dik, hem bunda. Gördünüz. Şimdi A artı 12 neye eşit? 8 çarpı x bölü 2'ye eşit değil mi? A artı 12 eşittir 8 çarpı x bölü 2. Şuraya yazayım. A artı 12 8 çarpı x bölü 2. Tamam, buraya düzenlemesini yazalım. A artı 12 ne yaptı? 4x yaptı. 4x yaptı. Sonra şu üçgenin alanına bakalım. A artı 52 de dikdörtgen alanının yarısı değil mi? A artı 52 de dikdörtgen alanının yarısı. Çünkü şurası yarısı arkadaşlar. Değil mi bu üçgen? O da 12 çarpı x'in yarısı. 12 çarpı x'in yarısı. Yani 6x yaptı. A artı 52.
A artı 52 eşittir 6x yaptı. Peki bizden x isteniyor değil mi? A'yı yok etmem lazım. 2 bilinmeyen 2 denklem taraf tarafa çıkart. A'lar gitti. 52'den 12 çıktı 40. 6x'den 4x çıktı 2x. Yani 2x 40 ise x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 buluruz. Cevap Edirne. Geldik 8. soruya. Şimdi taralı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Bir kere arkadaşlar 6 kere şu üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2. 6 kere 4 24 bölü 2'den 12. Değil mi? Şu oranlamayı kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim onu? Bir düşüneyim. Oranlamayı kullanmak için alan dağıtmak için tabii ki üçgen oluşturuyoruz. Başka çare var mı? Yok. Şey yapalım. Bu alan dikdörtgen alanın yarısı değil mi? Paralel kenarda da bakın bunu çok kullanıyorduk. Şuraya ben A alanı dersem. Şimdi A alanı dersem. Pardon. Şu alan yarısıysa dikdörtgende geri kalan parçalar da yarısıdır. Yani burası geri kalan parçalar A artı 12 ise burası da A artı 12 yapmaz mı? A artı 12. Şimdi çift çizgilere bakın. Çift çizgideki alan 12 ise çift çizgide kalan A artı 12 ise çift çizgide kalan yine A artı 12 yapmalı. Tepe noktaları aynı çünkü. Burası A ise bu saçma sapan alana ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Cevap 12 arkadaşlar. 8. soru. Paralel kenarda da zaten böyle sorular yapmıştık arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Ey gidi alan kaydırma. Şunlar paralel bakın. İki paralel doğru arasında. Tabanı sabit tutup alanı kaydırabiliriz değil mi arkadaşlar? Kaydır gitsin alanı. K'dan, şuradaki K'dan T'ye kaydır. Kaydırıyorum. Noktası burası oldu. Tepe noktası burası ve tabanı bu olan bir üçgen oluşturduğumuzda alanlar değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Şuradaki alanla şuradaki alan aynı. Bizden şu taralı alanlar toplamı isteniyordu. Yani şu ikisinin toplamı isteniyor. Arkadaşlar şuraya A dersem artık burası da A oldu arkadaşlar. B oldu. Bizden A artı B isteniyor. Yani A artı B de şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı oldu. Paralel kenarda da böyle saçma sapan yerlerde böyle bir üçgen birleşmişse, karşı köşelerden gelmişse şu ikisinin toplamı tüm paralel kenarın alanının yarısı olmuyor muydu? Yani A artı B dikdörtgenin alanının yarısı. A artı B 12 çarpı 8 dikdörtgenin alanı yarısı da bölü 2. 6, 6 kere 8, 48 yapar. 9. sorunun cevabı Ceyhan yapar arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Alan ABCD'de isteniliyor bizden. İstensin. Valla arkadaşlar ne var bir kere burada? Dikten dikilmiş öklük bağıntısı var. O zaman 12 verilmiş. 12 ait öklük bağıntısı. 12'nin karesi A çarpı tamamı değil mi? Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. A çarpı A artı B. 144 eşittir. A çarpı A artı B. Bize ne verilmişse onu kullanıyoruz. Bu arada EFD bir kareymiş. Neredesin EFD? AFED. AFED bir kareymiş. A ise AA. Alan ABCD'de isteniyor. Karenin alanı şu çarpı bu değil mi arkadaşlar? Yani A çarpı A artı B değil mi? Zaten biz A çarpı A artı B'yi ne bulduk? 144. Cevap 144. Geldik 11'e. 9, 12, 15, 3, 4, 5'in katı. Bu arada bu doğrusal herhalde. Şu doğrusal herhalde. H kare PK öklük bağıntısı 144. 9 çarpı 16 eşit değil mi 144? Ya da şuraya A diyelim. 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı A'dan dolayı A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 16 bulduk. Bu arada üçgenin alanı lazım bize. Tabanına ait yükseklik lazım. Köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. Buradan çizilen dikmede ne olacak arkadaşlar? Burası 12 ise burası da 12 olacak. Yani bizden 16 çarpı 12 bölü 2 isteniyor. Gitti gitti 8, 96 yaptı. Cevap Adana. Tamam. Evet. Devam edelim 12'ye. Dikdörtgen karşı köşelerden çizilenler eşit. Şunu da şöyle eşit. Bir de ayrıldıkları yerler de eşit. 2 ise burası da 2 yapacaktır arkadaşlar. Bakın ne çıktı burada? Dikten dikinildi. Yani öklük bağıntısı var. Dikten dikinildi. Öklük bağıntısı. H kare eşittir P çarpı K'dan. P çarpı K'dan. Yani 2 çarpı 8.
H kare eşittir 2 çarpı 8. 16'dan H'ı buradan ne bulduk arkadaşım? 4 bulduk. Sonra burada da dikten dikilmiş. H kare eşittir P çarpı K. Yani 2'nin karesi eşittir 4 çarpı N'den. 2'nin karesi eşittir 4 çarpı N'den. N'i de buradan 1 bulduk. Sonra. Arkadaşlar bir kere şu büyükten neyi çıkartacağız? Şu küçüğü çıkartacak. Bir olay bitti. Bu arada burası 4 ise burası da 4 değil mi? 4. O zaman büyüğün alanı nedir? 4 çarpı 8 bölü 2'den 1 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacağız. 4 çarpı 8 bölü 2'den 1 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Şu 1 yaptı. 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 yaptı. Ya da 4 kere 4 16 yaptı. 16 eksi 1'den cevabı ne buluruz? 15 buluruz. Bakın şu üçgenin alanından şurayı çıkarttık arkadaşlar. Ve cevabı da 15 bulduk. 12. sorunun cevabı Denizli. Geldik 13'e. Para kenardaki gibi arkadaşlar. Bu 15, 36. 15 bölü 36 nedir? Böl 3'e. 5 bölü 3'e. 12. 5 bölü 12. O zaman 5K'yı 12K vardır. 12K'da kalan 12 ise 5K'da kalan da ne yapacaktır? 5. Tabanlarla doğru orantılıdır arkadaşlar. 13. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 14'e. A'ya K'ya 4 vermiş. KFC'ye 16 vermiş. Bir kere 16 ise 16, 4 ise 4'ü yazalım arkadaşlar. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Bu arada şu kelebekte alanlar oranı kaç? 4 bölü 16. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Yani 4 bölü 16 alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacaktır. O da 1 bölü 4'ün karekökü yani 1 bölü 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2 arkadaşlar. 4 bölü 16'da. Yani A ise burası ne olacak? 2A olacak. A ise 2A. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman 2A'daki alan 32 ise A'da kalan 16 yapmaz mı? Sonra A'da kalan 8 ise 2A'da kalan yine 16 yapmaz mı? Ve bitti. Topla. 16, 16, 16, 16 ve şu. Ya da 16, 4, 20. 16, 4, 20. 40 yaptı. 32 de burada 72 yaptı arkadaşlar. Cevap evet Remit. 14. soru. Cevap 72. Geldik buraya. 6, 8, 10. Kardeş burası 90 derece değil mi? Hemen bu 90'ı yapıştır. 20. Bizim ne bulmamız lazım arkadaşlar? Şu paraya kenar. Paraya kenar olduğu için burası da 20. Paraya kenar tabanına ait yüksekliği bulmamız lazım. Yani şu yüksekliği bulursan olay bitti. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya girmez misin dostum? Hemen gir o zaman. Alfa, beta, alfa. O zaman burası da beta. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hemen burada başlayayım alttaki üçgenden. Alfanın karşısı H'ın. Alfanın karşısı 8 oranı. H bölü 8 eşittir. 90'ın karşısı 8'in, 90'ın karşısı 10 oranı. 8'in 10 oranı. Buradan H ne çıktı? 64 bölü 10 çıktı. Dursun. Tabanımız kaç? 20. 20 çarpı H. 64 bölü 10. Gitti. 2. 64 ile 2'nin çarpımı. Vay. Kafa durdu. 128 yaptı. Cevap Adana. Evet 16. sorudayız. Şimdi ACEC'yi 8 vermiş. ACEC'yi 8 vermiş. Şu da 8, bu da 8. İkizkenar üçgen. Dikkat edin, ikizkenarda çizilen dik konumunda arkadaşlar bu. Dikdörtgen ya burası 90 derece. İkizkenarda çizilen dik aynı zamanda nedir? Açıortay aynı zamanda nedir? Kenarortaydır. Bu arada dikdörtgen olduğu için burası da eşit. Hatta ne çıktı arkadaşlar burada? Bir şey gördüm ben. Siz de gördünüz mü? Şurada bir kelebek var değil mi? Kelebeği göstereyim. Şuradaki kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. O zaman bunlar da birbirine eşit olmayacak mıdır arkadaşlar? Hemen oradaki eşitleri de koyalım. Şunlar da birbirine eşit olacaktır. Şu parçada da şu parça birbirine eşit. Kelebekteki oranlamalardan dolayı. Tamam. Alan ABCD'yi 32 vermiş. Bu 32'yi kullanmalıyız. Sonra alan dağıtabiliriz arkadaşlar. Direkt şöyle diyelim istersen. Hiç alan dağıtımı yapmayalım. A diyelim. Şuraya da B diyelim. Burası da A. Şimdi alan ABCD A çarpı 2B değil mi? A çarpı 2B eşittir 32. Yani A çarpı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 16 bulduk.
Peki. Şurada 8 tabanına ait yükseklik var ya arkadaşlar. Şu kırmızı üçgenin alanı 8 çarpı x bölü 2 diyemem. 8 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda kırmızı üçgenin alanı arkadaşlar. B tabanına ait yükseklik de a değil mi? B çarpı a bölü 2 eşit olmaz mı? B çarpı a bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. A çarpı b 8 çarpı x eşit. A çarpı b'yi de 16 bulmuştuk. Yani 8x eşit 16 ise x'i de kaç buluruz? 2 buluruz. Cevap Balıkesir. Geldik. Son test. Burası 8 ise burası da nedir? 8. Vallahi x var. X var. Normalde x artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 8'in karesi de. Ama hissedebilirsiniz de direkt x'in 6 olduğunu gördünüz galiba. 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlandı. Alan ABCD isteniliyor bizden. Hepsinin alanlarını tek tek bul diyeceğim ama siz şurayı da bulsanız taban çarpı yükseklikten de yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapalım isterseniz. Şuraya x diyelim. 90 derecelik ya da 2'den fazla hemen ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dalıyoruz. Alfa beta, alfa beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hemen buradaki 90'ın karşısı x'in, 90'ın karşısı 10 oranı. Gerçi burada beta'nın karşısı kaç? 6. Buradaki beta'nın karşısı kaç? 6. Değil mi? O zaman burası 6 ise arkadaşlar, beta'nın karşısı burada da 6 ise bunlar eş üçgen çıktı. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8 ya da 90'ın karşısı 10 ise 90'ın karşısı 10 da diyebiliriz. Direkt buradaki uzunluk 10. Yani 10 çarpı 8 kaç yaptı arkadaşlar? 80 yaptı. Cevap Ceyhan. Geldik ikinci soruya. 12, 16, 20. Şurası 20. Tamamı. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Tamam. Bunlar da kaç kaç? 6, 6. Başka FD 16, EC ile şu birbirine eşit verilmiş. Tamam. Tamam. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Şimdi ne yapmalıyız sizce? Bakın şu 6'lar beni uyandırdı şimdi. Şunu görünce. Dikler birbirine eşit. Nerede dikler birbirine eşit oluyordu arkadaşlar? Açıortayda değil mi? Şu dik ya. Açıortayda kolları çizilen dikmeler eşit. Yani şunu şöyle çizersem bu açıortay olacak arkadaşlar. Madem bu açıortay, kolları çizilen dikmeler eşit, ayırdıkları yerlerin de birbirine eşit olması lazım. Yani şu parçada da şu parça birbirine eşit olacak. Bu arada başka bir şey kullanabilir miyiz burada? Biz şuraya kadar biliyoruz. Şuraya kadar 20 olduğunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz valla. Yapacak bir şey yok. Şuraya A diyelim. Ya da şuraya X diyelim. Buraya ne kaldı? 20-X kaldı. O zaman burası da 20-X'tir. Ve burası da 20-X olacağından buraya ne kaldı arkadaşım? 4-X kaldı değil mi? Sonra X'i bulursak herhalde olay bitti. Bakın. Bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor yaptığınızda her ikisinde de y ortak değil mi arkadaşlar? X'i oradan bul. Y kare eşittir. X'in karesi artı 6'nın karesi. X'in karesi artı 6'nın karesi 36. O da eşittir. Şuradakine bakalım. 36 artı 4 eksi x'in karesi. 36 artı. Aa, burada da şeyler eşitmiş ya. Şu x ile 4 eksi x birbirine eşit olacak o zaman. Pardon bakın. Hiç buna da girmeme gerek yok. Bakın şu kollar açılan dikmeler ayırdıkları yerler birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Ayırdıkları yerler birbirine eşit. O zaman bunların da birbirine eşit olması lazım. Yani x ile 4 eksi x birbirine eşit. X eşittir 4 eksi x. Buradan 2 x eşittir 4. X'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. X buradan 2 ise bunun tamamı 2 yaptı. Yani x buradan 2 şurası 16 ve 2 18 yaptı. 18 ve 12'nin çarpımı yapacaktır cevap arkadaşlar. 18 ve 12'nin çarpımı. 2 kere 8 16. 18 ile 12'nin çarpımında kaç yapıyor arkadaşlar? 108 216 yapıyor galiba. İkinci sorunun cevabı evet 216. Şimdi oranlamalar verilmiş. Onları bir yazalım. DF uzunluğu K iken AF uzunluğu 2K. Neredesin DF? K iken AF uzunluğu 2K. Yalnız ben buraya iki eş parçaya böleceğim. O yüzden şuraya çift vermem lazım arkadaşlar. Şuraya çift vermem lazım. Yani 2K'ya 4K dersem daha sağlıklı olacaktır. 2K'ya 4K dersem bunlar da 3K'ya 3K bölünür arkadaşlar. Sonra A'ya DE EC. Burası A iken burası neymiş arkadaşlar? 3A'ymış. Toplam burası 4A.
Burası da 4A olacak o zaman. Yani 2A 2A oldu. 2A 2A oldu. Alanlar oranlaması isteniliyor bizden arkadaşlar. Evet, tek tek alanları yazabiliriz ya da paralel kenardaki gibi de düşünebiliriz arkadaşım. Nasıl yani? Şunu şöyle çizdiğin zaman hani bu 90 derece hep bunlar katsayılarla doğru orantılı olacak şekilde yazabiliriz. Ya da direkt ayrı ayrı yaz. 2 çarpı 3 bölü 2. 2 kere 3. Oran isteniliyor ya. Hiç bunları K şey düşünme. AK gibi düşünme. 4'e 2 düşün kardeşim. Peki burada bölü 2'lerle uğraşacağız. Bence hepsini bir tanesini çift yapalım. Hepsini çift yaparsak daha sağlıklı olacak galiba. 2, 4, 2, 2. Şurayı 2 ile çarpsak daha mı sağlıklı olacak? Evet, 2 ile çarpsak burayı daha sağlıklı olacak. Yani şuraya ben şey diyeyim. 2 diyeyim. 2 ile çarp. Buraya da 6 diyeyim. O zaman şurası kaç yaptı? 8 yaptı. Bunlar da 4, 4 olsun. 4, 4. Tamam. Şunları 6'ya 2 dedim arkadaşlar. Şimdi alanlar, alan oranlarımız istenildiği için 6 çarpı 2 bölü 2 yani 6. 2 çarpı 3 bölü 2 yani 3. 3, 4, 3 kere 4 12 bölü 2, 6. 4 kere 4 16 bölü 2, 8. Arkadaşlar tüm dikdörtgenin alanında burası 6, burası 8. 6 kere 8, 48. 48, bakın. 8, 6, 14. Ya da 6, 6, 12, 8 daha. 20, 23 yaptı. 48'den 23 çıkartırsak burayı buluruz arkadaşlar, değil mi? 48'den 23 çıkartırsak kaç kalıyor? 25 kalıyor. Burası da 25 yaptı. Evet, taral alan bölü alan ABCD isteniliyor. 25 ile 8'in toplamı kaç yapıyor? 33 yapıyor. 33 bölü alan ABCD'de 48'di. 3'e böl 11, 3'e böl 16. 11 bölü 16'yı buluruz arkadaşlar. 3. sorunun cevabı Adana. Evet, geldik 4. soruya arkadaşlar. 4. soruda neler verilmiş? Şunlar eşit verilmiş. En fazla alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Hadi soruyu çözmeye başlayalım. En fazla olduğunu, burası da 12 verilmiş. Buraya ne kaldı? 12 eksi x kaldı. Buraya da 12 eksi x kaldı. Hani düşününce en fazla kaç olur düşününce arkadaşlar, x'e değerler vermeyle sanki işin içinden çıkamayacağız. Bir x'li bir şekilde devam edelim isterseniz. Şu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı x bölü 2'den 3x. Şunun alanı nedir? 12 eksi x çarpı x bölü 2. Yani 12 eksi eksi x bölü x kare bölü 2 yaptı. 6x eksi x kare bölü 2 yaptı. Sonra bu üçgenin alanı 4 çarpı 12 eksi x bölü 2. Yani 2 ile çarpsak 24 eksi 2x. Sonra şu üçgenin alanı da arkadaşlar tamamı 10 olduğundan 10 eksi x kaldı buraya. 10 eksi x. Yani x çarpı 10 eksi x bölü 2. Yani 10 x eksi x kare bölü 2. Yani 5 x eksi x kare bölü 2 yaptı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tüm alan dağın şunların alanlarını çıkartacağız. İsterseniz bir kırmızıları toplayalım ilk önce. Sayısal değer olarak bir tek 24 var. 24. 24. Sonra x'lere bakalım. 3x, 6x daha 9x. 5x daha 14x eksi 2x 12x yaptı. Artı 12x yaptı. Sonra x karelere bakalım. Eksi x kare bölü 2 eksi x kare bölü 2 eksi 2x kare bölü 2 yani eksi x kare yaptı. Şunun tamamını neden çıkartacağız arkadaşlar? 10 çarpı 12'den yani 120'den çıkartacağız. 120 eksi şu diyeceğiz. 120'den 24 çıkarsa 96 mı yapıyor? Evet. 96 eksi 12x artı x kare yaptı arkadaşlar. Bizim alanımız bu. Yani f(x) fonksiyonumuz bu olsun arkadaşlar. Bunun maksimum değerini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Birinci türevini sıfır yapan değer. Hemen birinci türevini bulalım. Türevden yapacağız maksimum minimum sorularını arkadaşlar. Kestiremiyorsanız. 96'nın türevi 0. Eksi 12x'in türevi eksi 12. X karenin türevi de 2x arkadaşlar. Bunu sıfır yapan değer yani birinci türevi sıfır yapan değer ekstremum noktaları da arkadaşlar. Eksi 12 at öbür tarafa artı 12. 2x eşittir 12 ise x eşittir 6 yaptı değil mi? X eşittir 6 yaptı.
Yalnız hemen x yerine 6 yazıp şey yapmayalım arkadaşlar. X yerine 6 yazıp değeri bulmaya kalkışmayalım. Bir kere 2x eksi 12 değil mi bu fonksiyonumuz? Fx fonksiyonumuz, f'in türevi fonksiyonumuz. 2x eksi 12. İşaret tablosunu bir çizelim isterseniz. İşaret tablosu 6. 6'dan küçük değerlerde ne oluyor arkadaşlar? 6'dan küçük değerlerde negatif değil mi? Negatif. 6'dan büyük değerlerde ne yapıyor? Pozitif yapıyor. Negatif azalıyor. Sonra ne yapıyor? Artıyor. Bakın ne oluştu burada? Yerel minimum oluştu arkadaşlar. Yani ben x yerine 6 yazdığımda yerel minimum noktasını bulmuş oluyorum. Bakalım bir 6 yazıp acaba soruyu mu yanlış yazdılar? Ona bir bakalım arkadaşlar. Acaba burası en fazla değil de en az mı? Onu bir araştırmasını yapalım. X yerine 6'yı bir yazalım bakalım. X yerine 6'yı yazdığımızda bizim alanımız bu değil miydi arkadaşlar? X yerine 6 yazacağız. 96 eksi 6 yazdığımızda 72 artı 36 yaptı. O da kaç yaptı? 60 yaptı. Evet. Yani biz x yerine 6 yazdığımızda şu alanın en az değerini buluruz arkadaşlar. Cevap anahtarına bakayım bir saniye. Cevap anahtarı da arkadaşlar. Evet, dördüncü sorunun cevabında şey demiş. Kaçıncı testi bu? Son testi herhalde. Denizli demiş. Madem Denizli dediyse arkadaşlar soru hatalı. Yani şurası baskı hatası olmuş büyük ihtimalle. En fazla değil de en az değeri sorulacak. Çünkü bakın eksiden artıya geçiyor. Burada ne oluşuyor arkadaşlar? Yerel minimum noktası oluşuyor. X yerine 6 yazdığımızda bu alanın en küçük değerini bulmuş oluruz biz. Yani cevap en fazla değil. Tekrar uyarıyorum. En az olacaktır arkadaşlar. Cevap 60 eğer. Diğerini zaten bulamazdık. Biraz sıkıntı yaşayabilirdik. Tamam. Türevden yardım aldık burada. Geldik 5. soruya. 12, 16, 20. Şu alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? İsterseniz şey yapın. Dikdörtgen alanından şu alanları çıkartın. İsterseniz şu uzunluğu da şu uzunluğu da bulursanız şöyle üçgen, dik üçgen alanı ve dik üçgenin alanı şeklinde bulabilirsiniz. Fark etmez. Yalnız burada 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla, hemen alfa beta'ya dalalım. Alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu değil mi? Hatta bu 12, 16, 20. Burası da 12. Burası da 12. Bakın şöyle yapalım. Alfanın karşısı 12. Alfanın karşısını boş ver. 90'ın karşısı. Burada beta'nın karşısı var. Alttakinden başlayalım. Beta'nın karşısı 12'nin. Beta'nın karşısı 16 oranı. 12'nin 16 oranı eşittir. 90'ın karşısı 12 artı x'in. 12 artı x'in. 90'ın karşısı burada ne arkadaşım? 20. 20'ye oranı. Böl 4'e 3, böl 4'e 4, 4'e böl 4'e böl 5, 5 kere 3 15 eşittir 12 artı x'ten. X'i ne buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. X 3 ise şimdi arkadaşlar burası 12, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15. 9. Yukarısı 20 olduğundan buraya da ne kaldı? 11 kaldı. Yani şuradan yapmak daha kolay oldu. Şöyle çizdiğimiz zaman İsterseniz dikdörtgenin alanından üçgenlerin alanlarını çıkartabilirsiniz ama gerek yok. Şu alan 3 çarpı 16 bölü 2. 3 çarpı 16 bölü 2. 24 yaptı. 24 yaptı. Bu alanda 11 çarpı 12 bölü 2. 11 çarpı 12 bölü 2. Gitti gitti 6. 66 yaptı. Yani 66 ile 24'ün toplamı yaptı. O da 90 yaptı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. ABFE 36 verilmiş. Verilsin. Bir kere 90'lar var. Bir alfa beta'ya dalalım. Alfa, beta, alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta alfanın karşısı çift çizgi, alfanın karşısı çift çizgi. Yani eş üçgen oldu. O zaman beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4 olmaz mı burada da? Buraya da x dersem burası da ne? X. Şimdi şu alan 36 verilmiş. Tüm dikdörtgenin alanından şu mavi alanları çıkartırsam burayı bulmam mı? Dikdörtgenin alanı x ve 4 artı x değil mi? X çarpı 4 artı x'ten neyi çıkartacağız? Üçgenlerin alanlarını. Bu alan 4 çarpı x bölü 2. O da 2x değil mi? 4 çarpı x bölü 2 eşittir 2x. Bu alan 2x. Eş üçgen olduğu için burası da. Ya da 4 çarpı x bölü 2'den 2x. Hem 2x'i bir daha 2x'i çıkartacağız arkadaşlar. Bu da neye eşitmiş? 36'ya eşitmiş.
Bakın burası 4x artı x kare yaptı. 4x'ler şurada götürdü. Yani şunlar şunlar gitti. 4x de gitti. X kare eşittir 36 yaptı ve x'i de buradan ne bulduk arkadaşım? 6 bulduk. Alan ABCD isteniyor. Madem x 6, yaz yerine. 6. Şurası kaç birim? 6. Burası kaç birim? 10. Yani bizden 6 çarpı 10 isteniyor arkadaşım. Yani cevap 60. Geldik bir sonraki soruya. EG uzunluğu 5K. EG uzunluğu 5K. FH uzunluğu da 3K verilmiş. 90 derece var. Alfa beta dalacağım ama üçgen var mı? Yok. Biz kendimiz oluşturalım o zaman arkadaşlar. Şuradan şöyle dik çizsem. Şuradan da şöyle bir dik çizsem arkadaşlar. Şöyle dik çizsem. Geçişi yapabilirim galiba, değil mi? En azından çevre ABCD'yi de bakın şu kenarla da şu kenarla kullanmış oluruz. Karede de çıkıyor bu. Şöyle köşegenler değil de saçma sapan bir dik kesmeler varsa hemen üçgen oluşturun onlara karşı. Alfa beta geçişlerini yapabilirsiniz. Yapalım bakın. Alfa, beta, sonra beta 90 alfa, alfa 90 beta. Alfa beta'yı da yazdık. Sonra şu alfa 90 burası da ne yaptı arkadaşlar? Beta yaptı. Yani şu üçgen ile şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Niye? Çünkü alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısı 3K, 90'ın karşısı 5K. Demek ki bu iki üçgendeki benzerlik oranı 3 bölü 5. O zaman beta'nın karşısı 3A ise buradaki beta'nın karşısı da 5A olacak. 3 bölü 5 ya. 5A. Bakın dikkat edin. Şurası 3A iken burası da 3A. Sonra burası 5A iken burası da 5A yaptı. Ve çevreyi 96 vermiş. 5, 8, 5, 8 yani 16A yaptı arkadaşlar. 16A eşittir 96 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Alan isteniliyor. A 6 ise burası 6 kere 18, 6 kere 5, 30. Yani 18 çarpı 30 isteniliyor. O da 540 mı yapıyor? Evet. 540 yapıyor. Cevap Adana. Geldik 8. soruya. Arkadaşlar bakın şunu almış şöyle katlamış. Burada kaçı 90 ise burada kaçı da 90 derece değil mi? Katlandığı zaman neye dikkat ediyorduk? Bakın katladınız. Yani şunlar sıkışıyor. Şunlar birbirine eşit. Sonra EF boyunca katlanıyor. Tamam tamam tamam. Bir de şuradaki açılar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar katlandığı için? Şuradaki açılar da birbirine eşit. Sonra katlandığı için burada açılar da birbirine eşit oluyor. Hatta onları da bir çizelim isterseniz. Belki içimize yarar. Katlamalarda bu açıları yazın. Bazen paralellik falan çıkıyor. Z'den dolayı x kenarlık çıkıyor ama hocam burada z yok mu? Şimdilik yok. Çünkü şunların paralel olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Değil mi? BF ile BE birbirine eşit verilmiş. Neredesin? BF ve BE birbirine eşit verilmiş. He. Burası da eşitse o zaman bu bir nasıl bir şey çıktı arkadaşlar? Şunu katladığımız zaman şunu da şu birbirine eşit olacak. Yani bir eşkenar dörtgen oldu o zaman bu. Eşkenar dörtgen olduğu için bu 90 ise karşısı da 90. Hatta burası 90 ise burası da 90, burası da 90 yaptı. Burada açılarımızın hepsi 45'er derece yaptı arkadaşlar. Hatta bu bir ne çıktı? Kare çıktı. 45'er derece oldu. Yazalım uzunlukları. BF, BE. AD uzunluğu 6. Neredesin AD? Evet burası 6. Şu karenin bir kenar uzunluğuna x dersem. Buraya ne kaldı? 6x kaldı. Bu arada arkadaşlar artık şununla da şu paralel oldu. Çünkü niye? 90 burası, 90 burası, hatta burası da 90. Z şartı sağlandığı için 90 derece oldu. DC uzunluğu da 12. 12. Buraya da ne kaldı? 12-x kaldı. Alan şu x'i bulursam olay bitti galiba. X çarpı x bölü 2'den alanı bulacağız. İsterseniz şöyle yapın. Şu üçgenle şu üçgende benzerlik uygulayın. İsterseniz bakın burada bir temel orantı var. Çünkü şunları paralel bulduk ya. Yani 6 eksi x'in tamamının oranı. 6 eksi x'in tamamı 6. 6 eksi x'in 6 oranı eşittir. X'in tamamına. X'in 12 oranı yani değil mi? Tamamı da. Şu şu gitti 2. 12 eksi 2 x eşittir. X buradan 12 eşittir 3x. X'i de buradan ne bulduk? 4 bulduk. X 4 ise burası da 4. Üçgenin alanı da arkadaşlar şu üçgenin alanında 4 çarpı 4 bölü 2 dik üçgen olduğu için 16 bölü 2'den kaç yapıyor? 8 yapıyor. Yani cevap Balıkesir.
Geldik 9. soruya. Arkadaşlar bakın. Şurası 90 derece. Buraya AA diyelim. Şuraya da B dersem burası da B. 90'ın kolları şu üçgende A'ya B. Bu üçgende de 90'ın kolları A'ya B. Değil mi? O zaman bu nasıl üçgendir ikisi? Eş üçgendir. Ya da şöyle bulabilirdiniz. Eş üçgen olduğu için 90'ın karşısındaki bu kenarlar eşit diyebilirdiniz. Ya da şuradan bir tane dik atardınız. Bu eşitse burası da eşit, bu eşitse burası da eşit. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nerede böler? İkizkenar üçgende. Yani şu kenarla şu kenarı eşit diyebilirdiniz arkadaşlar. Bakın. İkizkenarda tabandan bir nokta alınmış ve kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplam bir tane yüksekliğe eşit değil miydi arkadaşlar? Nereden çizilen yüksekliğe eşitti? Eş açılardan çizilen bir yüksekliğe eşitti. Yani şuradan çizilen bir yüksekliğe eş açıdan. Şuradan çizilen bir yüksekliğe eşit toplamı. 6, 4 daha 10. Bir de EB'nin uzunluğunu 12 demiş. Burası da 12. Alan ABCD isteniyor. Biz şu üçgenin alanını bulabiliriz. Şöyle göstereyim. Şu üçgenin alanını bulabiliriz artık. Çünkü niye? Tabanımız 12. Yüksekliğimiz 10. 12 çarpı 10 bölü 2 yani 60 yaptı. Madem burada kalan 60, şu alan tüm alanın yarısı değil miydi? 60'ın 2 katı 120 yapacaktır alan. Yani cevap Balıkesir. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Arkadaşlar şunlar eşit verilmiş, bunlar eşit verilmiş. Bakın şu üçgenle şu üçgen yine aynı üçgen. Ya da şu kelebeklerden gidebiliriz arkadaşlar. Kelebekte oran 1'e 2, A ise 2A. Burada da kelebekte oran 1'e 2, 3A idi. A ise 2A olacak. Yani şu 3 parça eşit oldu ya da zaten paralel kenarda böyle orta noktalardan geçmişse şu 3 parça da birbirine eşit oluyor diye söylemiştik daha öncesinde. Şunlar birbirine eşit. Bu arada kelebekte oran 1'e 2 ya. Hani A, A ya da A, 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 2A. 1'e 2 olduğu için burada da 1'e 2 oranı olacak. Buradaki kelebekteki oran da 1'e 2 olduğundan burada da 1'e 2 oranı olacak arkadaşlar. İsterseniz o oranlamaların hepsini yazalım. Burası A ise burası 2A. Burası B ise burası 2B. Hatta aynı neyse. Şu uzunlukla da şu uzunluk eşit ya. A'ya 2A şeklinde de yazabilirdiniz. Fark etmez. AHB'ye kaç vermiş? 6 vermiş. Alan GCF isteniyor. Tamam. Şurada kalanı 6 vermiş. Hadi alanı dağıtmaya. Burada kalan 6 ise bakın 2A'da kalan 6 ise A'da kalan kaçtır? 3 değil midir? Sonra ben aslında şu alanla şu alanın eşit olduğunu gösteriyorum da size devamını getireyim isterseniz. Şurada şunlar orta taban var ya eşit olduğunda burası S ise burası 3S oluyor değil mi? Yani 3'ün 3 katı burası kaç oldu? 9 oldu. Sonra bakıyorum ki iki tane yuvarlaktaki yani burası N, N. 2N'deki alan 12 ise N'deki alan kaç yapacaktır arkadaşlar? 6 yapacaktır. Sonra 2B'deki alan 6 ise B'deki alan da kaç yapar? 3 yapar. Cevap 3. 10. sorunun cevabı. Geldik 11'e. ED uzunluğu K. EC uzunluğu 3K. Ve burası da kaç K yaptı arkadaşlar? 4K ise burası da 4K. Şimdi burada bakın arkadaşlar 3'e 4 oran var. Yani buraya ben 3N'e 4N yazacağım. Yani toplamda 7N yapıyor. Ama 7N'i 2 eş parçaya bölecek ya bölemiyorum. O yüzden 2 katını yazayım bence. 3K'daki 6N ise kelebekte oran yazıyorum. Bakın şu kelebekte oranı yazıyorum arkadaşlar. 3K'daki 6N ise 4K'daki şunun tamamında ne olacak? 8N yapacaktır. 8N. Yalnız dikkat edin. 14N 7N 7N yapacak. Yani buraya 7N kaldı. Burası da ne oldu? N kaldı. Ve bu arada köşegenler birbirini ortaladığı için şunlar da birbirine eşit. Şu eşitleri de birbirine yazalım arkadaşlar. Bundan sonrası nedir? Bütün oranlamaları bulduk. Alan dağıtımı arkadaşlar. İstediğiniz en basit üçgenden başlayın. Alan ABCD isteyin. DEPK'yı vermiş zaten. Şuradan başlayalım isterseniz. N'deki alandan. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. Neyse. N'deki alan A ise 6N'deki alan ne yapıyor? 6A yapıyor değil mi? Yalnız bakın dikkat edin. Buraya A yazdığımda, buraya da 6A yazdığımda 3K'daki alan kaç? 6A demeyin sakın. 3K'dakinden K'dakine de dağıtacağım. K'dakinin tepe noktası K ya. O yüzden 3K'daki de K'ya bakarak yapsanız daha iyi olacak sanki.
3K'da kalan 7A ise K'da kalan 7A bölü 3 olacak. Ama ben böyle 3'lerle uğraşmıyorum. Keşke burası 3'ün katı olsaydı dedik değil mi? Hemen 3 ile çarpıyorum o zaman. Buraya 3A diyorum. Bakın 3 ile çarptım. Burası da 3 ile çarptığın zaman 18A oldu. 6'yı 3 ile çarptım 18 oldu. 3K'da kalan kaç A? 21A. K'da kalandan olacak. Bak 7 katı 7 katı 7A olacak o zaman burası. Tamam. Zaten ben burayı buldum. Burası 10A, 18A daha, 28A. 28A burası, 28A burası, 28A burası, 28A burası. Yani 28 çarpı 4A değil midir arkadaşlar cevap? 28A çarpı 4'e eşittir. O da nedir arkadaşlar? 4 kere 8 32. 112A yaptı. Zaten bize soruda DPK'yı yani 10A'yı 10 vermişler. Yani A1. Bizden de 112A isteniliyor. A yerine 1 yazdığımızda cevapta 112 yapıyor arkadaşlar. Tamamıyla alan dağıtma sorusu. Geldik bu soruya. Yine alan dağıtma sorusu bakın belli. K'ya 3K verilmiş. EF uzunluğu K iken ED uzunluğu 3K verilmiş. ED. Yani burası ne oldu? 2K oldu. Haydi alan dağıtalım. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A. Sonra şurada üçgenler oluşmuş bakın arkadaşlar. Biz paraya kenarda da böyle bir soru geldiğinde ne yapıyorduk? Şunlara bir AA diyelim. Buraya BB diyelim. Burası ne yaptı? 2A yaptı. 2A yaptı. Burası da ne yaptı? 2B yaptı. Şu katsayılar çarpımından paraya kenarda da hatırlayın arkadaşlar. Katsayılar çarpımını buraya yazıyorduk. Yani katsayılar çarpımı 2 kere 1 2. 2A. A demeyelim. Gerçi A'yı şeyde kullandık. Buraya 2S diyelim. Burası 2S iken katsayılar çarpımı 2. 2S. Katsayılar çarpımı 1S. Ve paraya kenarda da böyle katsayılar çarpımı yaptıktan sonra dikdörtgende de aynı şey arkadaşlar. Burası 2A 2B ya. Şu üçgenin alanı da 2 kere 2 4. Burası 4S yapacak. Karşı tarafta 4S ya da katsayılar çarpımının 2 katı da tüm paraya kenarının alanı yani dikdörtgenin alanı diyorduk. 2 kere 2 4 tüm alan 8S yapacak. Tüm alan 8S yapacak. Tüm alan 8S 2 4 5S'i burada buraya ne kaldı? 3S kaldı. Heh, burada da 3A var zaten. A ile de S birbirine eşit. Yani S 2S şeklinde paylaştı burası. Tüm alanı zaten 8S'i 80 vermiş arkadaşlar. 8S eşittir 80'den S'ine bulduk. 10 bulduk. Bizden de ne isteniliyor? S isteniliyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Evet. Geldik 13. soruya. Şimdi köşegenler bunlar arkadaşlar. Birbirini ne yapıyor? Ortalıyor değil mi? Bakın burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. 8 ise burası da 8. Burada da bir kelebek benzerliği çıktı. 6 ise burası da 6 yaptı. Şimdi şu üçgenlerin alanlarını bulacağım tek tek. Taban çap yükseklik böyle gideyim arkadaşlar alan. Yani şu tabanına ait yükseklik 8'in de altında tabanına ait yükseklik yapmış oldu bu. Hatta buradan da çizersem bu da aynı şekilde arkadaşlar. Hem altında hem de 8'e ait şey yaptı. Yükseklik yaptı. Şuraya M, buraya M dersem 8 çarpı M bölü 2 burada kalan. 8 çarpı M bölü 2 4M. 6 çarpı n bölü 2 yani 3n. Sonra 8 çarpı n bölü 2 4n. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? 3n yapıyor. Taralı alanlar toplamı 7m artı 7n yaptı. 7m artı 7n yaptı. Yani 7 parantezinde m artı n yaptı. Arkadaşlar dikkat edin. Şurası 16. M artı n de 16 değil mi? Yani 7 çarpı 16 kaç yapıyor arkadaşlar? 6 kere 7 42. 7 112 yaptı. Cevap Adana. Geldik bir sonraki soruya. 14. soruya geldik. Şimdi 9 12 ne üçgeni arkadaşlar? 15 üçgeni. Şunu bir yazalım. Dikkat edin. Şurada açıortay, şu dik değil mi şurası? Açıortayda kollar açılan dikmeler atla getirmiyor mu bu? Kollar açılan dikmeler eşit. Hemen bir dik çizelim. Şuradan bir dik çizdik ve şu parçayla şu parça birbirine eşit. Ve burada da aynı şey yok mu? Açıortay kola dik çizilmiş. Bu da dik. Bu dikmeler de birbirine eşit. Yani burası da eşit oldu. Dikkat edin burası kaç birim? 12. 12 olacak. 6 6 yaptı.
Burası da 6. Üçgenin alanı çıktı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 15 çarpı 6 bölü 2. O da kaç yaptı arkadaşlar? 45 yaptı. Cevap C. Geldik 15. soruya. Şimdi burası 16, burası da 16. İkizkenar olduğu için tabanına ait yükseklik çizmek gayet de mantıklı değil mi? Çizdik. Kaç kaç yaptı? 8, 8. Hatta burası ne yaptı? 6, 8, 10 üçgeninden 6 yaptı. Sonra bu alanlar oranlaması isteniyor benden. Taralı alanların oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bizim oranlama bulmamız için buradaki oranlamaları bulmamız lazım tek tek değil mi? O zaman ne yapmalı ne yapmalı? Oranlama bulmak için bir hamle yapmalıyız. Şu 3'ü kullanmam lazım benim değil mi? 3'ü nasıl kullanabilirim? Şuradan aşağı doğru uzatırsam. Bakın burası da 3 yaptı. Ve şurada bir temel orantı çıktı. 6 bölü 9 yani 6 bölü 9 nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 değil midir? 2 bölü 3 oran olacak. Yani burası keşke şey olsaydı da 3'ün katı olsaydı da şey yazsaydık 8'e göre yazsaydık ama ben oranlamayı şey yazayım. 2K'yı 3K şeklinde yazayım arkadaşlar. Burası da 3K. Burası 6K ise burası da yani burası 3K ise 3K ise burası da 3K yapacak. Burası da K yaptı. Burası da 3K. Bakın kelebekteki oran çıktı. K'ya 6K yani 1'e 6. O zaman şurada oranlamaları yazalım. A'ya 6A. Burası da N'e 6N. Şimdi buna göre alan da açacağız arkadaşlar. Ama bizim yine buradaki şeyi bulmamız lazım. K'yı şey dememiz lazım. 3K burada 8 değil mi? 3K 8. K'yı hemen yazalım arkadaşlar. K kaç yaptı? 8 bölü 3 yaptı. Yine elimizde bulunsun. Şurada bir alan dağıtımı yapalım isterseniz. Ama yukarı doğru bir alan dağıtımı yapabilecek miyiz? Gerçi yapabiliriz. Kelebekte koran. Bak şurada da bir kelebek var gördünüz mü? Şurada bir kelebek var. Şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 2. O zaman burası 7N ise burası ne yapacak? 14N şeklinde yazabiliriz. Tamam. Hiç şeye gerek kalmadı. Artık alan dağıtacağız. En küçük yerden başlayalım. En küçük yer şurası. Kelebekten başlamak daha mantıklı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Şurada 1'e 6. 1'e 6 olduğu için benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Yani 36A yaptı burası. Şurada da arkadaşlar N'deki alan A ise 14N'de kalan 14A yapmaz mı? Bizden taralı alanlar oranı isteniliyor. Yani herhalde 15 bölü 36 isteniliyor bizden. Bakalım. 15 bölü 36. Böl 5'e. Pardon 3'e böl 5. 3'e böl 12. 5 bölü 12 çıkacaktır. Cevap böyleydi arkadaşlar. Tamam. Oranlama yazdık ve alan dağıttık. Üçgen sorusu bildiğiniz. Gelelim son soruya. 4 ve 12 var. Şurada kalan 4 vermiş. Burada kalanı 12 vermiş. Şimdi keşke 4 ile 12 aynı hizada olsaydı değil mi? Bu arada şu şeyleri de yazalım da. Dikdörtgene karşılıklı köşelerden çizilen dikler eşit değil miydi arkadaşlar? Şu eşitleri bir yazalım isterseniz. Şunlar birbirine eşit. Hatta şu parçada da şu parça birbirine eşit. Ya benim şuradaki 12 alanını kullanmam lazım. Hiçbir şekilde şurada sayılar falan filan da yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu kullanamıyorum. O yüzden keşke 4 ile 12 alanı yan yana olmuş olsaydı diye düşündüm ben. O yüzden şunu yapacağım. Mecburum. Şuradan bir dik çizsem. Yani şuna paralel çizdim arkadaşlar. Paralel çizmemdeki amacı da söyleyeceğim şimdi size. Şöyle bir paralel çizdim. Bakın şuna şu birbirine paralel. Hatta şöyle göstereyim. Yeşiller birbirine paralel. Ben buradaki 12 alanını kaydırabilir miyim arkadaşlar? Alan kaydımı yapabilir miyim? Şuradaki alanı, şuradaki alanı alırım. Tabanı sabitlerim. Tepe noktasını da şu paralel boyunca oynatırım. Yani burası da tepe noktası bu. Tabanı da bu olacak şekilde arkadaşlar. Üçgen oluşturduğumuzda bu üçgenin alanını da 12 yapmaz mı? Alan kaydırma. Çünkü niye? Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için arkadaşlar. Yani şuradaki alan 12 yaptı. Şimdi amacıma ulaştım. 4 ile 12 yan yana geldi bakın. 4 alanı 12 alanı. 4'teki tabandaki 4 taban alanlardaki oran 1'e 3 ise tabandaki oran da 1'e 3 yapmalı. Yani
Burası A ise burası nedir? 3A. Bu arada şu paralel, şu paralel, şu da paralel. Dik çünkü bunlar. Burada 1, 3, 1'e 3 oran var. Hatta arkadaşlar şunun, şunun, şunun oranı, şunun, şunun, şunun oranına eşit değil midir? Ya da çift çizgideki A ise çift çizgideki direkt A diyemez misiniz? Ya da şuradan da dik çizip onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Dik çizip şu üçgenle, şu üçgenin eş olduğunu da görebilirsiniz. Çünkü burası da A yapıyor, değil mi? O zaman çünkü alfa betalara girdiğinizde 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit çıkıyor arkadaşlar. Farklı farklı yollardan da gösterebilirsiniz. Yani şuradaki uzunlukta ne yapacak? A yapacaktır. Şu şeyleri daha da karıştırmayayım, sileyim. Şurası da A yapacak. Dikkat edin. Dikten dikilmiş burada. Öklit bağıntısı var. O zaman H kare eşittir P çarpı K. Yani A çarpı 4A. H kare eşittir A çarpı 4A. H da buradan 4A kare. Kare kökünü aldık. 2A yaptı. Şurası da 2A'ya eşit oldu. Artık ben A'yı bulabilirim. Çünkü niye? A çarpı 2A bölü 2 4'e eşit. A çarpı 2A bölü 2 4'e eşit. 2'ler gitti. A kare 4 ise A'yı buradan kaç bulduk? 2. A 2 ise burası 4. Burası 4, 8 yaptı. 4, 8. Pisagor'dan 4 kök 5 yapıyor burası. Şöyle yapayım. Şuradaki oranlamayı bulursam olay bitti. Buradaki oranlama da basit zaten. 1'e 3 oran yok mu arkadaşlar burada? Burada da 1'e 3 oran olacak. Yani n'e 3n. N'e 3n. Toplamda 4n eşittir. 4 kök 5 ise n'i de buradan ne buluruz arkadaşlar? Kök 5. X de 3n'e eşit. O da 3 kök 5'e eşit olacaktır. Ve böylelikle dikdörtgeni de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki ders kare dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.